Selami. Ne istiyorum biliyor musun bu hayattan? Ne istiyorsun Niko? Daha fazla kitap mı istiyorsun? Zevzek zevzek konuşma. Burada ciddi bir konuya girdim. İçimi döküyorum. Tamam hayatım. Tamam filozofum benim. Anlat dinliyorum hadi anlat. İnsan ne ister? Hoş bir seda ister kulaklarında tınlasın. Bir yaren ister gününü, mutluluğunu paylaşsın. Uçan kuş içini kıpırdasın da gidip onu hissettiklerini yarenine anlatsın. Hayat nedir ki Selami? Bir anın, bir bakışın, bir gönül titremesinin hissettirdiklerinden fazlası değildir hayat. Hayat nedir ki? Gerisi teferruat Selami, gerisi de tasa. Ama bak bir yarın olursa... tasa tasa olmaz, dert dert olmaz Selami. Evrene gönder Niko. Seversin sen secret işlerini, böyle evrene gönderme mevzularını. Selami! Aynen kardeşim, çok doğru söyledin. Yani bir yerde katılıyorum tabii sana yani. İnsan yani yalnız ne kadar yaşayabilir ki abi yani yalnız yalnız. Ha ben manetacılık yapıyorum, benim bir sıkıntı yok da senin için problem tabii yani. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hey, yersin. Biz galeriye gidiyorduk da öncesinde bir kahve söyleyelim dedik. Ay Selami, bana salep yapabilir misin? Çok canım çekti. Tabii canım yani. Tersini bol koy Selami. Ha? Tersin. Salebe hasret kalmış, sohbet bahane. Efendim? Yani... diyorum ki tarçınsız salebin tadı olmaz yani keyfi çıkmaz. Ha, evet evet bol tarçınlı olsun o zaman. Ben de çok severim. Niko doğru söylüyor. Aynen kesinlikle doğru söylüyor. Ben de aynen katılıyorum. Hatta siz de tarçınlı için. Yok Selami, ben salep sevmiyorum. Yoğun oluyor, bir de sıcak. Sıkıntı yok canım, ben biz onu oda sıcaklığı seviyesine getirdik yani, ben üflerim onu. Yok kahve istiyorum. Uğraşma sen şimdi sıcaklığıyla mıcaklığıyla. Yo uğraşmasından değil yani, bu müessese onun için var yani, biz burada bunu yapıyoruz. Yok bir kahve bir salep yeterli. İyi madem. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Selami. Efendim. Oda sıcaklığı nedir? Ya ne bileyim oğlum ya, böyle romantik romantik olsun diye şey yaptım ama olmadı değil mi? Olmadı. Yani ben de niye uğraşıyorsam acaba? Benim mevzu zaten kilitlenmiş gitmiş yani. Bundan sonra bir çocuk olmaz da. Senin mevzu biraz derin. İnceden böyle aşık olmuş gibi bir şeklim var. Ne yapsak acaba? Bana bak lan şey mi yapsak? Ben bir akşam böyle üzeri tokatlamıştım ya. Esin'e serenat yapıyorduk biz Şefkat'ten beraber. Öyle bir şey mi yapsak acaba? Olabilir. Bir düşün bakalım. Bir şey sorabilir miyim Yuko? Bu evrene gönderme işlerini sen nasıl yapıyorsun bu secret olaylarını? Hani el kol böyle bir şekil şukul bir şey var mı? Sende olmaz, önce şakralarını açman lazım. Neyi açayım? Sokak no 32. Merhaba, muhtar siz misiniz? Evet, Niko Kalamaroğlu. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben buraya yeni taşınıyorum. İkamet yağımı aldırmam gerekiyor İzmit'ten ama hiç vaktim yok. Ne yapabilirim acaba? Kolay bir yolu var mı halletmenin? Demek mahallemizde bize komşu olacaksınız. O zaman öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Ben bir telefon edeyim. Bakalım ne yapabiliyoruz? Gerçekten çok sevinirim. Ha. Açmıyor ama emin olun yakın zamanda bana dönüş yapar kendisi. Tamam. Tekrar uğrarım o zaman. Bu arada buralarda oturup vakit geçirebileceğim bir yer var mı? Hiçbir yer bilmiyorum da. Ha, o zaman ben size mahalleyi gezdireyim ha? Ay yok, alıkoymayayım sizi işinizden. Zahmet olmasın. Hayır rica ederim. Zaten işlerim bitmişti benim. Efendim, bizim mahallemizde her şey vardır. Kendi içimizde kompakt bir yapımız var. Bakın burası manav. Tanıştırayım. Manavımız Üzeyir. Üzey, bu hanımefendi Figen Hanım. Mahallemize taşınıyor. Aa, ne güzel. O zaman günün anlam ve önemine binaen size şöyle bir elma ikram edeyim. Hoş geldin elması. Afiyetle yiyin. İkinci şans bana. Beklerim efendim. Teşekkür ederim. Üzey. Birin devam edelim. Şimdi benim mamanın da burada bir ufak bir dükkanı var. Bir antikacı dükkanımız var. Sana mi baksana? Niko'nun yanındaki kız kim acaba? Bilmem. Daha önce hiç görmedim. Çok samimi gözüküyorlar ama.
Yok ya, normal sohbet ediyorlar işte. Yoksa sen kıskandın mı? Ay ne alakası var canım? Yok öyle bir şey. Da benim cici babamın antika dükkanı var. Burada da benim mamanın kaşı dükkanı. Ahmet arıyor. Eyvah. Ahmetciğim, senden bir ricam olacak. Bir yakın bir dostum için bir ikamet işimiz var da halledebilir miyiz? Çok teşekkürler. Kısa zamanda işi çözmüş olacağım. Çok teşekkür ederim. Aa, ay bu ne ya şimdi? Bak kız pat diye sarıldı. Durup dururken neden sarıldı ki? Sarıldı valla. Kıskandın, kıskandın. Ay, hayır ya, yok öyle bir şey. Kıskanmadım. Olarak bu konuyu nasıl çözemesini anlamıyorum. Ay tabii o kadar okumak ne fayda? Bu duygusal bir durum yani. Hey Yasu senin. 2 dakikana ihtiyacım var. Bir konuda yardımcı olmanı istiyorum. Beni bir dinler misin? Tabii dinleyeyim. Durum şu. Biri var. Yani kendimi ona ifade etmek istiyorum. Ancak yapamıyorum. Yani bu konularda biraz tutulun ve bana yardımcı olmanı istiyorum. Gizem'i bırakıp başka bir kıza açılmak için benden akıl istiyor. Görürsün sen. Tabii. Yardımcı olurum. Buyur, neymiş? Harikasın. Bak durum şu. Aslında bu insanla çok ayrı dünyaların insanıyız. Yani bazen bir bakıyorum aramızda bir uçurum oluyor gerçekten. Ama çok hoş kadın. Enerjik, naif. Yani ama bu yani bu insanın benim hakkımda ne düşündüğünü de bilmiyorum ben. Hislerini de bilmiyorum açıkçası. Ama onu gördüğüm zaman böyle nasıl anlatayım? Bir kovuktan çıkan bir kelebek sürüsü gibi bir çırpınma oluyor. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorsan zaten şöyle bir durum var. Senin de dediğin gibi. Çünkü siz onunla ayrı dünyaların insanlarısınız. Yani ilk başta bunu düşünüyorsan sonra daha da kötü olur. Benim tavsiyem yol erkinken vazgeç bu sevdadan. İyi. Yani gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Gerçekten böyle düşünüyorum. Bir de gerçekler zaten hep acıdır. İnsanlar hep bu hataya düşüyor. Başta böyle çok güzel hissediyor. Sonu hüsran. Ali. Çok teşekkür ederim. Ben bir düşüneyim o zaman bu konuyu ha. Tabii sen bunu bir düşün. Doğru kararı verirsin zaten. Daha iyi. Sanem bu iş olmaz dedi. Biz aynı dünyaların insanıymışız. Ulan Niko, bize gelince atıyorsun tutuyorsun. Deyyara selam söyle, o yara hesabı. Ondan sonra kendine geliyor fıs. Kardeşim sen değil miydin? Olacağı varsa olur. Kimse engelleyemez. Evren buna böyle böyle bir şeyler yapar falan filan diyen. Ama bak, Sanem onun en iyi arkadaşı. Yani demek gibi bildiği var. Bazen hayatta uyarıları dikkate almak lazım Selami ama işte... Gel de bunu benim içindeki o kelebeklere anlat. Ey Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah, bir sevdamız eksikti, o da oldu. Kolay gelsin, merhaba. Sağ olun Sanem Hanım, çok iyi oldu geldiniz, ben de sizinle konuşacaktım, buyurun. Hayırdır, ne oldu? Bu çocuğun yani medeni cesaretini toplaması gerekiyor, bir özgüvenini toparlaması gerekiyor. Böyle şeyler niye söylüyorsunuz ya? Yani şuradan bir gidişi vardı, yemin ediyorum görseniz içiniz acır, ciğerim yandı ya çocuğun o halini görünce. Ne kızmış ya, hala onu konuşuyoruz. Gizem duymasın, vallahi çok üzülür. Ne var Selami? Ben ne düşünüyorsam, ne biliyorsam onu söyledim. Ya sen söyle, var mı ortak noktaları? Ya niye olmasın ortak noktaları? Belki de var, nereden biliyoruz? Bir de demişsiniz yani siz ayrı dünyaların insanısınız falan. Yani Gizem zenginse, Niko da sonuçta okumuş adam. Yani her gün böyle kitabı alıyor, açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor yani çocuk. Gizem mi? Biz Gizem'den mi bahsediyoruz? Evet, siz kimden bahsediyorsunuz acaba? Ben onu anlayamadım. Hiç. Ay ben ne yaptım ya? Bari Gizem'e bir şey çaktırmayayım. Öldür Robin'i. Niko'ya da bir ara tersine işlerim artık. İnşallah bu arada hiç kimse hiçbir şey çakmaz.
Selami sana kolay gelsin. Ben gideyim. Ay ay. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şekildir? Bu nasıl bir yaşam tarzı? Çocuğu bunalama soktular aga ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.